Arkadaşlar bugün ikinci nöro anatomi dersini anlatacağım. Bu derste arkadaşlar çıplak gözle görebildiğimiz beynin lobları, bu loblar nasıl birbirinden ayrılıyor, bu kavramları ve bu kavramların adlandırmasının etimolojik kökenlerini açıklamaya çalışacağım. Önce arkadaşlar loblar neye göre sınırlanıyor? Çukurlar ve yarıklara göre sınırlanıyor. Yani bir tarafında şu çukur var, bir tarafında şu çukur var, bir tarafında şu yarık var, bir tarafında şu yarık var. Arasında kalan kısımda beynin lobu şeklinde bir mantıklı isimlendirme yapılmış. Gyrus ve sulcus terimlerini daha önceki derste detaylı olarak açıklamıştık. Sulcus, çukur, gyrus, tepe. Anlamında vermiştik. Girus'un başka arkadaşlar çember halka anlamında var. Bu derste vereceğimiz terim fissura terimi arkadaşlar. Fissura antik Latince'de yarık anlamına geliyor. Sulcus'un bir büyüğü yarık fissura olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Şurada kesitten baktığımız zaman arkadaşlar bakın küçük girintiler sulcus adını alıyor. Daha büyük girintilerde fissura adını alıyor. Fissuralar arkadaşlar gyruslar kadar fazla sayıda değil, belli miktarda var ve onlar bizim asıl tanımlamalarımızda yol gösterici olacak. Sulcus centralis dediğimizde arkadaşlar bu Latince Central sulcus dediğimizde de arkadaşlar bu daha çok İngilizce'de kullanılan bir yapı. Aslında antik Latince'de arkadaşlar hem sulcus centralis hem central sulcus bir arada kullanılabilir ama nomina anatomica'yla başlayan anatomi terimlerinin standart hale getirilmesinde sulcus centralis şeklindeki sıfat tanımlaması kabul edilmiş. Merkezi yarık anlamına gelen tercih edilmiş. Şimdi önce arkadaşlar beyne yandan bakıyoruz. Beyne yandan baktığımızda şu siyah çizgiyle işaretlenmiş yerde gördüğümüz sulcus arkadaşlar merkezi sulcus olarak adlandırılıyor. Beynin iki küresini birbirinden ayırıp içten dışa doğru baktığımızda sulcus centralis'in arkadaşlar burada da görülebildiğini fark ediyoruz. Bu açıdan iki taraftan da görülebilen bir sulcus. Ana sulcuslardan biri. Daha sonra arkadaşlar yarık yani sulcustan daha derin bir yarığımız var. Fissura lateralis yani lateral yan anlamına geliyor. Yan yarık. Bu da arkadaşlar şu siyah çizgiyle gösterilmiş yerde yer alıyor. Sulcus parieto occipitalis arkadaşlar. Sağ ve sol beyin yarık küreleri birbirinden ayrıldığında içten dışa baktığımızda gördüğümüz bir sulcus. Lateralden baktığımızda arkadaşlar iki yarım küreyi birbirinden ayırmadan lateralden baktığımızda ise buradan göremeyeceğimiz bir sulcus arkadaşlar. İçeriden görülebilen bir sulcus. Sulcuslar neden önemli? Başta dediğimiz nedenle arkadaşlar bu üç sulcus ve fissura bir araya geldiğinde arkadaşlar beyin kabuğunu bölgeleri ayırmamızda, lobları ayırmamızda faydalı oluyor arkadaşlar. Tarif açısından önemli. Şimdi loblara gelirsek arkadaşlar, lob Latince zarf, kılıf anlamına geliyor. Biz nasıl tanımladık lobu? Fissura ya da sulcuslarla çevrilmiş beyin bölgesi olarak tanımladık. Şimdi en önemlisi arkadaşlar ilk başlayacağımız yer frontal lob. Frons Latince alın demek. Şimdi şurada arkadaşlar beynin zarları var. Zarlar kaldırıldığında şu ön taraftaki gördüğümüz yer arkadaşlar frontal lob. Bunu nereden görüyoruz? Lateral yukarıdan gördük. Şurada arkadaşlar nereden görüyoruz? Tam lateralden görüyoruz. Şurada nereden görüyoruz? Aşağıdan görüyoruz.
Şurada gördüğümüz sinirler optik sinirler arkadaşlar. Aşağıdan görüyoruz. Burada hani aşağıdan baktığımızda ne dediyse optik sinir. Şurada da arkadaşlar sağ ve sol hemisferler ayrılmış. İçeriden dışarı doğru baktığımızda gördüğümüz lob frontal lob. Devam ediyoruz arkadaşlar. Pares Latince duvar anlamına geliyor arkadaşlar. Yani frontal lobun gerisinde elimizi yanlara koyduğumuzda gördüğümüz lob arkadaşlar. Yan yukarıdan baktığımızda şurası, lateralden baktığımızda şurası, sağ ve sol beyin hemisferlerini ayırıp içeriden dışarı doğru baktığımızda da şurası arkadaşlar. Oksipital loba geldiğimizde arkadaşlar, occiput Latince kafanın arkası anlamına geliyor. Yani ensenin üstüne koyduğumuzda elimizin üstünde olduğu yapı occipital lob. Lateralden baktığımızda şurası arkadaşlar. Sağ ve sol hemisferi ayırıp içeriden dışarı doğru baktığımızda da şu aşağıdaki şekil. Temporal lob. Temporal kelimesinin arkadaşlar tam tarifle uygun bir etimolojik karşılığını bulamadım. Hani tam işte eski Latince, eski Fransızca köken vermiş etimolojik olarak. O hani bildiğimiz hani temporal, geçici anlamı var. Bir de stretch, gerilmiş anlamı olan antik Latince'den gelen bir şey var. Ama ikisiyle de tam hani ben uyuşturamadım. Belki benim atladığım bir şey vardır. Temporal lobu da olduğu şekilde arkadaşlar direkt gösterim üzerinden hatırlamaya çalışacağım. Beynin arkadaşlar lateralden baktığımızda şu kısmı, aşağıdan optik sinirimiz burada. Aşağıdan baktığımızda şu kısmı, her iki hemisferi ayırıp içeriden dışarı doğru baktığımızda da şu kısmı. Insula arkadaşlar ada demek Latince'de. Şuradaki fissuradan arkadaşlar iki tarafa ayırdığımızda aşağıda görünen yapı insula adını alacak. Insula arkadaşlar normalde direkt görebildiğimiz bir yapı değil. Bu şekilde ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Corpus callosum gene arkadaşlar dışarıdan tam doğrudan görmekte zorlandığımız bir yapı. Corpus arkadaşlar cisim, callosum sert, sert cisim. Ne yapacak? Beynin her iki hemisferini birbirinden ayırdığımızda görünür hale geliyor. Sağ ve sol hemisferi birbirine bağlayan yapıya da arkadaşlar corpus callosum adı verilecek. Limbik lob arkadaşlar. Limbik lob hani gerçek bir lob değil. Sulcus ve fissuralarla ayrıldığında tek başına ortaya çıkan bir lob değil. Özel bazı fonksiyonları olan bir yapı. Bunu da daha ilerleyen derslerde daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi sadece limbik lob diye bir yapının olduğunu bilelim. Yeterli olacak. Bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste korteksin Brodmann alanlarına nasıl ayrıldığı üzerine bir ders olacak. Görüşmek üzere.